Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından en büyük yıkımlardan birinin meydana geldiği Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden ayrıldı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bu kararı aldığını söyledi. Doğan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli hemşerilerim, 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşerilerim bu sürecin en büyük şahididir. Görev yaptığım süre içerisinde sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layığıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşerilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Değerli hemşerilerim, bugün itibariyle Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam Hatay'ın 12. milletvekili hissiyatıyla Hatay içinde çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."